Sevgili arkadaşlar, Avcı Adam'dan selamlar ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi burada bugün kofana avları ile ilgili bir günün tamamıyla, yani yem tutmayla başlayarak sona doğru bütün av günüyle ilgili güzel bir söyleşi yapmayı planladık. Şimdi biz kofana avında arkadaşlar sabah ilk önce tirsi ve uskumru veya kolyoz yakalayıp bunları bir an evvel yemi toparlayıp direkt kofan avına geçebilmek ya ve zamanla yarışma orada tabii ki söz konusu. Bununla ilgili sizlerle birkaç anıyı paylaşmak istedim. Şimdi orada bizzat kendim gittim, gördük, orada yaşadık. Bizim bu kendi Marmara Denizimizde geçen zamanlarda, yani 15 sene, 20 sene evvel bu var olan kofanalar şimdi maalesef bizde olmadığı için biz de kervana katıldık ve en sonunda bir Bodrum hikayemiz oldu. Orada güzel bir av gerçekleştirdik ama bu avı gerçekleştirirken orada bir takım eksiklikleri tespit etmek için zaten gitmiştik. Ve orada yapılan avlarda balığın su üstü yaptığı dönem veya dipte yani yemlendiği dönemleri iyi tespit etmemiz lazımdı. Şimdi sevgili arkadaşlar, orada en önemli konulardan bir tanesi yem konusu ve bu yemi bir an evvel çok çabuk bir vaziyette toplayıp, yakalayıp canlı veya cansız bir şekilde yeminizi orada ayarlamak zorundasınız ve bunun için orada çok avcı çapariler ve zannedildiği gibi çok tam tersine düşünüyorum ve bunu ispat edeceğim zaten. Çok kalın, kaba çaparilerle avlanıldığını gördüm. Mesela bakın bu şu çapariler kolyozda görülebiliyor mu bilmiyorum. Evet. Kolyoz avlarında biraz daha kuvvetli, iri, yani daha iri tirsi avlarında benden geçerli not aldı. Ama şöyle bir durum var. Sevgili arkadaşlar, bunu yani çapariyi ince tutup, yani bu ilk gösterdiğin çaparinin bedeni 30, köstek 20, bunun, evet, bunların, numaralarda 7 numara iğne. Evet, 7 numara iğne, 30 beden ve 20 köstek. 20 köstek. Şimdi biz orada yani özellikle denedik. Bakın burada daima her zaman söylüyorum, çok fazla tüylü olmayan, görüntüsü sanki hiçbir şeye benzemeyen şu çaparilerle sevgili arkadaşlar daha iyi neticeler aldık. Onun da şeyi mesela 30, 30, 12 ve 11 numara iğne. Ha, bununla tirsi tutulur mu? Oradaki arkadaşlarımız olayı gördü. Şimdi balık yakalandığı zaman çapariyi tabii ki ilerleyen zamanda yolarak kopartabiliyor. Ama 10 tane veya işte 7 tane, 8 tane balık çaparınıza, ince çapariden bahsediyorum, İnce çaparınıza bindiğinde onu yavaş yavaş çekerseniz 0-12'lik beden bile kopmuyor. Ve biz bunu orada ispat ettik, gösterdik. Ama kösteklerimiz tabii ki, yani 0-12, 0-15 gibi köstekler tabii ki, yani balık 7-8 balık asılıp sizi de bir taraftan hiç nefes aldırmadan çekerseniz tabii ki çapariniz ince olduğu için kopacaktır. Ama çok hafif bir kalama vererek 0-12, 15 ve yani 18'lik diyelim kösteklerle çok daha randımanlı balık almanız mümkün. Ve biz bunu orada çok çabuk hallettik. Yani 0-12 bedenle yaklaşık 15-20 dakikada 30 tane, 40 tane tirsi ve kolyoz yakaladık. Anında av mahalline döndük. Ama yok efendim, benim çaparım kopmasın,
ben ikişerli, üçerli, birerli tutayım de derseniz ki denebilir. Şu tarz çaparileri önerebiliriz. Ve bir de orada bazı arkadaşlarla tabii yapmış olduğumuz görüşmede çok iri tilkiler de var. Ama ona da şöyle bir tezde bulunayım ben. Çok iri bir tirsiyi canlı olarak yeme taktığınızda bence kofan avında gün boyu beklersiniz. Çünkü bu kadar tirsiye, yani bir diğer bir balığın atlaması ince bir tirsiye atlamasından daha zor olacaktır. Bu konuda şöyle izah etmek lazım. Yem boyutu çok büyüdükçe canlıda, yani canlı alanda çok fazla randıman vermez. Şöyle olur, yani yeminize musallat olacak olan kofana 10 kiloluk falan olursa tabii ki tirsi boyu falan dinlemeyecektir. Ama 10 kiloluk bir kofanayı da bulmak tabii ki zor bir iştir. Çapari konusunda benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bakın biz burada şurada okunabiliyordu 30, 15 ve 9 numara bir iğne, sinek iğne. En ufak bir şekilde hiçbir bozulmadı olmadan 15 ile yani şakır şakır balık aldık. Yani eğer acizane benim fikrim takım ne kadar ince o kadar avcı bir balıkçılık yapmış olursunuz. Ve bu arada orada sevgili arkadaşlar gözlemlediğimiz bir konu daha, balık su üstü yapabiliyor. Su üstü yaptığı zaman bakın, bu bir bana bir arkadaşımın hediyesi. Bizde yok, başka yerde de bulunur bulunmaz bilmem. Yani bu tarz biraz daha iri. Yani 16, 17 santim, 20 santim. Bu 22, 20 santimlik bir Yazuri rapala. Gerçi bu derin dalarlı değil. Yani floating galiba. Evet, floating olmasına rağmen orada iş yapacağına inanıyorum. Ama artı beyaz renkli şu şekilde rapalalarınız, sahteleriniz mutlaka yanınızda olsun. Hatta şöyle izah edeyim, eğer imkan varsa, bulabiliyorsanız, ben bu ne markadır bunu da buradan söyleyeceğim. Şu şekilde bakın, bu tarz kaşıklarla oraya gitmenizde çok büyük fayda olacaktır. Çok güzel bir kaşık bu. Ben buradan giderken bunu tabii yanımda götürmedim, unuttum. Gelince baktım ki bizim kaşık burada bu şekilde duruyor ama gerçekten güzel bir kaşık. Ve bir de şu tarz renklerle çalışmanızı öneririm. Yanınızda jig mutlaka olsun. Mutlaka olsun. Ve burada sevgili arkadaşlar, fazla da videoyu uzatmadan Eray kardeşim. Şimdi yemli takım kısmı. Biz yemli takımı, bir de benim bir önerim daha var. Orada 40 metrelik bir derinlikte makine bir tur sararak veya işte iki tur sararak zokayla herkesi bekliyor. Ben o gün gittiğimde gördüğüm bu olay buydu. Benim şimdi buradan bir takım önerim var. Gidecek arkadaşlar mutlak surette böyle bir takımı yanımda götürmelerini tercih ederim. Bizim nereye gitti şey kurşunumuz? Burada bir tane delikli kurşun vardı. Bak orada. Nerede? Şimdi sevgili arkadaşlar, burada şöyle yapalım. Şimdi oradaki yapılacak en güzel takımlardan bir tanesi. Bu bahsettiğin canlı takım mı? Bu bahsettiğim cansız takım. Tamam. Şimdi bu tabii canlıya da dönüştürülebilir. Sevgili arkadaşlar, şöyle yakın bir çekelim. Arkadaşlar seyrederken de bunu bakın, kurşunu buradan geçirdim. Bunu gezer de yapabilirsiniz. Eğer av anında merada eğer fır döndü şu bu bulmakta zorluk çekerseniz, bazen oluyor çantadan işte onu ver bunu ver, o var mı bu var mı gibi. Bakın bu böyle de olur. Yalnız buna yaklaşık 4 kez şu hareketi yaparsanız bu buradan artık kımıldamaz. Çok zor kımıldar. Eğer baktınız olmadı, bir tane daha buradan geçirdiğinizde bu takım size akşama kadar
Hiç bu kurşun ne aşağıya ne yukarıya gider. Furdöndü koymanıza da gerek yok. Bunun gezmesine de gerek yok. Ve şöyle bir takımı sevgili arkadaşlar. Takımı bir yakından görelim mi Ahmet amca? Bakın şimdi evet bir dakika ver onu. Şunu göstereyim. Bakın burada arkadaşlarıma özellikle şunu göstereyim. Şu alttaki ve üstteki iğnelerin birbirine orantısız olmasının tabii ki sebebi var. Şimdi buradan az evvel yapmış olduğum takımı şuraya adapte ediyorum. Çelik telli bir takım bu. Tabii. Fudo'nun 5 numara iğnesi. Fudo'nun 5 numara iğnesi. Yok bu Fudo değil. Pohu galiba. Pohu tamam. Veya Fudo. Neyse ikisinden bir tanesidir. Sen daha iyi biliyorsun iğne çeşitlerini. Biz işçiyiz yani. Bağlayıcı. Şimdi Eray kardeşim bunu da buradan bakın bunu ben bir daha yapayım ki tamam. Arkadaşlarımız görsün net olarak. Peki orada iğne numarası 4, 5 ve 6 numara. Burada ben bunu 5'i seçmişim. Burada 4-0, 3-0, 5-0. Yani bu tarz iğneler kullanıyoruz. Çünkü artık bu iğnenin biraz iri olması lazım ki üst iğne zaten küçük. Zaten tirsiyede bunu saklaması kolay. Bakın şimdi sevgili arkadaşlar bu da çok önemli. Bakın bunu furdön diye görülüyor herhalde. Evet. Şuradan çıkarttım. Buradan bakın geriye döndüm. Şu şekilde bakın şöyle fiyonk gibi sardım. Şuraya şu şekilde sardım. Bakın ve buradan bunu geçirdikten sonra yavaşça şunu sıktım. Bir nevi leather düğümü gibi. Bakın. Buradan da şunu sağlamladım. Sonra şunu kılçık dediğimiz kısmı şuradan aldıktan sonra oradaki bana göre en hızlı ve en iyi iş yapacak takımlardan bir tanesi bu. Görülebiliyor mu tamamı? Evet. Bak. Şimdi böyle bir takımı niye yaptık? Görülüyor herhalde değil mi? Evet. Bak şöyle yaklaşık iğneyle kurşun arası sevgili arkadaşlar. İğneyle kurşun arası yaklaşık işte 1 metre gibi. Bunu daha aşağıya da tutabilirsiniz. Yani şuraya da yapabilirsiniz. Gezer de yapabilirsiniz. Sorun yok. Yani aynı bu şekilde. Ama kurşunun biraz yukarıda olması bence daha iyi. Ve buna yem takmayı da gösterdikten sonra videoyu zaten keselim. Şimdi sevgili arkadaşlar orada gittiğiniz av sahasında en önemli şeylerden bir tanesi bakın yemi bu şekilde asla takmayın. Çünkü ortadan girdiğiniz zaman şu kısım sorun yaratacaktır. Yani şu kısım şu şekilde değil yemin en başlangıcından en tepesinden şu şekilde geçirip sevgili arkadaşlar bakın iki kez geçirdim. Ve yemi bu şekilde getirdim. Bakın. Sonra buradan gelip tirsinin yaprak yani flote kestiğiniz tirsiye şunu şu şekilde adapte edin. Tabi bu et olduğunda daha farklı bir görünüm kazanacak. Ve sizin flote yeminiz bu olacak. Biraz yani iğneyle bunun arasını da tabii biz burada kağıt olduğu için orantılayamıyoruz. Ama yelpaze yapması için şu şekilde biraz uzun bırakmanızda da fayda olacak. Şimdi. Buradan aşağıdan mutlaka bu kuyruk yelpaze yapsın. Bu şekildeki bir takımla burada avlandığınızda tahmin ediyorum teşekkür edeceksiniz. Takım bu. Bakın. Bunu isterseniz anında canlıya da çevirebilirsiniz. Sorun olmaz. Bakın. Bir de bu. Bu şekilde. Maksat ne burada? Maksat sevgili arkadaşlar kurşunun ağırlığının yaklaşık 10 gramlık bir kurşun bu. Yani bu 10 gramlık kurşun sayesinde yemin
aşağıya şu şekilde sallana sallana giderek balın suyunu bulmasıdır. Bunun haricinde başka bir esprisi zaten yok ve burayı gizlemek de çok kolaydır. İsterseniz bunu daha kısaltabilirsiniz. Yani ama çok ideal bir takım bu bence. Çünkü kofana atladığı zaman deli gibi saldırdığı için nereye gideceği belli olmayan bir hayvan. Bu da şu şekilde bir takımdır. Buna serbest beden adını veriyoruz biz. Aslında biz burada sabitliyoruz ama adı yine sabit takım. Bunu buraya sabitleme konusunda dediğim gibi yani bu isterseniz gezdirebilirsiniz. Durum bundan ibaret. Bir de sokalardan bahsedelim. Orada balık bir ara su üstü yaptığında biz gerçekten rapalala yani sahtelerle aldık. Sahte renklerimiz de şu tarz renkler olmalı ve dikkat çekici şu tarz renkler olmalı. Yine aynı şekilde limon ve beyaz, altı biraz pembemsi. İğnelerinizi şu 3 tane iğneyi ne kadar kuvvetli, yani büyük değil de etli ve kalın kullanırsanız o kadar da tabii avcılık rahat olacaktır. Yanınızda bunun veya bunun benzeri irili ufaklı kaşıkların böyle eksantrik kaşıkların bulunmasını isterim, temenni ederim ki. Zokalar? Zokalarla ilgili sevgili arkadaşlar bizim balığın hızlı olduğu dönemdeki takımımız bu. Biraz aşağı indirelim. Bakın evet. Şu şekilde. Buna da yemi takarken bu da çok basit bir yem takılışı var. Şimdi bakın bunu buradan şöyle girelim. Çıkalım şöyle. Bundaki maksat sevgili arkadaşlar yani kofana varsayalım atladığımda yeme kurtuluşu biraz çok gerçekten mümkün olmayan bir av zokası. Şimdi bakın şöyle 3 tane ama dediğim gibi yani bu balın çok hızlı olduğu bir dönem için geçerlidir. Bakın 3 tane iğne. Ette bu daha da güzel saklanacaktır. Bu da bir şekildir. Balığın hassas olduğu dönemlerde tavsiye etmem. Yani balık çok hassassa, yani çok o gün için pimpirikliyse şu tarzı bile dönebilirsiniz. Tek iğne. Tek iğne. Kaldı ki bu iğne, tabii bizim buradaki lüfer avlarında kullandığımız iğne. Bunu biraz daha etli seçebilirsiniz. Pala uzun, çok iş yapan bir bu da zoka. Başka da pek bir şey kaldığını zannetmiyorum. Ama çaparilerle ilgili eğer ben yemi çok çabuk derleyip toplayıp av mahalline çabuk gideyim diyen arkadaşlarımız kesinlikle bu tarz 30, 15 ve 30 beden, 15 köstek ve 10 numara iğneyle bu işi en güzel şekilde çözeceğine inanıyorum. Dediğim gibi ince çapari 7-8 daldırmadan sonra kopmalar oluyor, olabilir. Ama siz o arada sizin çaparınız kopuncaya kadar da siz 40-50 tane tirsi tutuyorsunuz. Evet, yem olarak bunu zaten yem olarak 50 tane tirsi dediğin zaman veya 40 tane 80 tane şey yapar. Filote yapar. O da zaten oldu. Yeter artar diye düşünüyorum. Ama yok benim çaparım bozulmasın. Ben ikili, birli, üçlü tutayım derseniz de onunla ilgili de böyle bu tür kalın ya iş yapmaz evet. Diye bir şey yok. Hem tirsi, uskumru, kolyoz hepsinde. Ya balık hızlıysa bunu da 5'li, 6'lı, 7'li biner. Evet. Ama balık nazlıysa ben o iddiadayım. Evet. Balık nazlandıkça takımların genelinin incelmesi lazım. Evet. Bu kadar basit. Ya özetle kofanaya giderken cebine bir tane zoka koyup gitmek bence, öyle bir şey. Bence çok komik olur. Orada ızdırap yaşarsın, sıkıntı yaşarsın. Evet. Şimdi orada benim yaşadığım bazı şeyler oldu. Videoda da zaten devamında da o balığın çekiş anları falan şimdi videonun devamında gelecek. Evet. Yani orada balık sürekli aksiyon halinde. Sadece yemli takımla olmuyor. Yani bazen balık su üstü, bazen jike atlıyor.
Bazen sırtı yapılıyor. Yani her türlü varyasyon denenmek zorunda. Balıkları yani videodaki seyredilecek olan Hofana'yı biz altımızdan geçerken gördük zaten sürüyü. Evet. Yani o anda biz 35 metrede zopayla bekliyorduk. Evet. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. O aksiyonu göstermek, o yönetimi, yani o anki aksiyonu iyi yönetmek gerekiyor. Ona göre takım kullanmak gerekiyor. O yüzden biz her zaman söylüyoruz. Yani bu sadece zokayla, işte ne bileyim, sadece jikle olacak bir şey değil. Yani kalkıp buralardan Bodrum'a gidilirken de yani... Ya Bodrum veya başka bir yer. Aynen öyle. Yani. Bütün ekipmanlar eksiksiz yanınızda olması gerekiyor. Evet, aynen öyle. Buradan avcı adamdan o zaman şöyle mi yapalım? Evet. Avcı adamdan şöyle yapalım ya, Batman çıksın bu sefer. Rastgele ve yine rastgele. Evet, videonun devamında şimdi av videosu gelecek. Bu ürünlerin de hazır hallerini web sitemizde bulabilirsiniz. Herkese rast gelsin. Bak, lüfer şakır. We'll be right back.